Kamu ekranlarından herkese iyi akşamlar diliyorum. Yasin Köksal ben, Geniş Açı programına hoş geldiniz. Sevgili izleyiciler, yıllardır ekranlarda haberleri çıktığı zaman içimizin kanı ağlayarak izlediği yetiştirme yurtlarını konuşacağız. Kız ve erkek öğrencilerimizi, yetiştirme yurtlarımızı dediğim gibi onları konuşacağız. Sorunlar neler? Nasıl çözülebilir? Eğer ekranlarda çıkan her haberde yetiştirme yurtlarının ismi niçin ön yargıyla anılıyor? Bunları konuşacağız. Çok değerli konuklarım var. Biraz sonra onları sizlere tanıştıracağım. Sizlere değerli üyelerimizle, değerli konuklarımızla birlikte yetiştirme yurtlarının içini deşeceğiz. Masaya yatıracağız deyim yerindeyse, tabiri caizse. Bize katıldığınız veya katılmadığınız birçok nokta muhakkak olacaktır. Bu manada neler yapmanız gerekiyor? Bize nasıl ulaşmanız gerekiyor? İsterseniz hemen onu hatırlatayım efendim. Telefonunuzun mesaj bölümüne girip kanal 3 yazıp bir boşluk bıraktıktan sonra soru ve düşüncelerinizi yazıp 3834'e gönderebiliyorsunuz. yasin.koksal@kanal3.com.tr'den bize mail atabilirsiniz. Şu anda telefonları başlarında arkadaşlarım sizlerden gelecek olan telefonları bekliyor. 0272 alan koduyla birlikte 246 36 çift sıfırdan bize soru yazdırabilirsiniz. Aynı zamanda Twitter'da da sizlerle birlikteyiz. twitter.com/yasinkoksal1 rakamla birden göndereceğiniz bütün yorum ve soruları, düşünceleri burada değerli izleyicilerimize aktaracağız. Geniş Açı başlıyor. Sevgili izleyiciler, söylediğim gibi kız ve erkek yetiştirme yurtlarımızı masaya yatıracağız. Çok değerli konuklarım var. İsterseniz hemen sizleri onlarla tanıştırayım efendim. Ferhan Altınbaş bizlerle birlikte. Kız Yetiştirme Yurdu, Afyonkarahisar Kız Yetiştirme Yurdu Derneği Başkanı. Ferhan Hanım hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Teşekkür ediyoruz. Hemen diğer hanımefendi, yine Kız Yetiştirme Yurdu Derneği üyesi Sayın Semiha Hanım bizlerle birlikte. Semiha dinler. Semiha Hanım siz de hoş geldiniz. Teşekkürler, hoş bulduk. Sevgili izleyiciler, her zaman ekranlarda Türkiye'nin en büyük ailesiyiz diyerek demeçlerini veren, demeçlerinin başında bu ibareyi anlatan Yurtay Değer Konfederasyonu Genel Başkanı Sayın Ünal Yılmaz da bizlerle birlikte. Ünal Bey siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim, teşekkür ederim. Hayırlı akşamlar dilerim. Sevgili izleyiciler, çok değerli bir öğretmenimiz var. Yetiştirme yurdunda yetişmiş, kendisini geliştirip okuyup öğretmen olmuş bir öğretmen arkadaşımız var. Sayın Mevlüt Yılmaz da bizlerle birlikte. Mevlüt Bey siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk Yalçın Bey. Hayırlı akşamlar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Sevgili izleyiciler, söylediğim gibi yetiştirme yurtlarını konuşacağız. Oradaki sorunu anlatmaya çalışacağız. Niçin yetiştirme yurtlarında ön yargılı davranıyoruz? Bunun sebebi ne? Bunları masaya yatıracağız ama isterseniz öncelikli olarak sürekli demeçlerinde Türkiye'nin en büyük ailesiyiz diye yola çıkan Sayın Ünal Yılmaz'la başlayalım. Hocam, siz yetiştirme yurtlarından yetişip bugünlere gelen değerli bir hocamızsınız. Aynı zamanda eğitimcisiniz, bir öğretmensiniz. Siz öyle bir taşın altına elinizi koydunuz ki yurttan çıkan bütün öğrencileri diyelim, bütün çocukları bir çatı altında toplamaya çalışıyorsunuz. Yani Yurtay Der'de. İsterseniz buradan başlayalım. Ben bizi izleyen bütün izleyicilere hayırlı akşamlar dileyerek söze başlıyorum Yasin Bey. Tabii Yurtay Der neden doğdu, niçin gerekliydi? Bu noktada biz oradan başlayalım isterseniz. Yurtay Der 1997 yılında birkaç arkadaşımızla beraber toplumda kendisini ifade edemeyen veya sosyal baskıyla kendisini bulamayan arkadaşlarımızı cesaretlendirip geçmişteki kültürümüze sahip çıkan bir dernek oluşması noktasında biz Afyonkarahisar'da 1997'de düğmeye bastık. Hı hı. 1997'den 2011 yılına kadar 14 yıl aralıksız bu derneğin içerisinde faaliyetlerde bulunduk. Yurtay Der gerekliydi çünkü sosyal baskı çok rahatsız ediyordu hepimizi. Yurtay Der gerekliydi, orada kalan çocuklarımızın, kardeşlerimizin
hangi yollardan geçerek başarılı olabileceğini anlatacak abileri olmalıydı. Yurtay der gerekliydi. Toplumun bu soruna parmak basacak, biraz önce sizin dediğiniz gibi taşın altında elini koyacak insanlar gerekliydi. Yurtay der bunun için vardı. Yurtay der'in kuruluş amacı toplumda kendini ifade edemeyen arkadaşlarımıza yardımcı olmak birincisi. İkincisi toplumsal kimliğimizi korumak. Biz hiçbir zaman inkar etmiyoruz. Orada yetiştik, iyi Kore'de yetiştik. Oranın şartlarının çok iyi olduğunu biliyoruz. Biz o şartlardan geldik. O imkanlar, o fırsatlar bize verildi ve biz burada konuşuyoruz. Ve Yurtay der yeni oluşacak bu bakanlığımızın sorunları çözümünde katkı sağlamak amacıyla var. Ve dün de Sayın Aile ve Sosyal Politikalardan sorumlu devlet sorumlu bakanımız Fatma Şahin Hanımefendi ile bu konuları konuştuk. Evet. Kendilerine çözüm önerileri sunduk. Ve Yurtay der şunun için var. Mensup bulunduğu üyelerini çalıştığı iş yerlerinde herhangi bir sıkıntıya maruz kaldığında kapısını çalacak bir sığınma için var Yurtay der. Ve iyi ki Yurtay der var. Hocam sosyal baskı dediniz ama yine sizinle devam edelim. Sosyal baskının sebebi dolayısıyla, daha doğrusu sosyal baskı nedeniyle kendisini ifade edemeyen dediniz. İsterseniz buradan da yavaş yavaş sorunlara girmeye başlayalım. Sosyal baskı niye anlatmaya çalıştınız, ne söylemeye çalıştınız? Şimdi Yasin Bey, yani şu anda toplumda var olduğunu inandığımız ve zaman zaman da gazetelerde sansasyonel haberlerle afişe edilmeye çalışan, ajitasyon yapılan bir olayla karşı karşıyayız. Geçenlerde de Afyonkarahisar'da biz bunları yaşadık. Bırakın Afyonkarahisar, Türkiye'nin hemen hemen her yerinde yaşanıyor. Ve biz bunlardan rahatsızız. Çünkü ön yargı oluşuyor, sosyal baskı oluşuyor derken biz Türkiye'nin büyük ailesiyiz. Bunu her yerde söylüyoruz. Bakanımız da bunu söylüyor. Hakikaten Afyonkarahisar'ın en büyük ailesiyiz. Evet. Biz bu bilinçle bütün aile bireylerimizin hepsinin sıkıntılarında da güzelliklerinde de her zaman yanında olmak zorundayız. Oluyoruz da. Bu büyük ailenin içerisinde yanlış davranışlar olabilir. Her ailede olabilecek gibi. Muhakkak. Efendim özürüm, bu büyük ailede elbette haksızlıklar olabilir. Her ailede gibi, her toplumda olduğu gibi. İşte biz burada şunu görüyoruz toplumda. Zaman zaman sohbetlerde bu devlet kamu görevlisinde, hatta Yasin Bey mevcut çalıştığı kurumda bile aynı düşüncede olan arkadaşlarımız var. Biz bunlara şahitiz. Mesela hocam aynı düşüncede. Yani ön yargılı davranmada, sanki yetiştirme yurtlarında yetişen çocukların çok problemli, çok böyle toplumdan itilmiş, uzaklaştırılmış gibi gözüküyor. Ama asla böyle bir şey olmadığını biraz sonra göreceksiniz. Biz Afyonkarahisar'da 1416 kişi yetiştik. 1955'ten 2011'e kadar. 1416 kişinin içerisinde bana 16 tane yanlış davranışı olan veya toplumun huzurunu bozan bir arkadaşları getirin. 1416 kişinin içinde 16 kişi. Hı hı. Bak bu kadar net konuşuyorum. Ama haberler, sansasyonel haberlerde ve magazin haberlerinde, üçüncü sayfalarında çıkan haberlerden halkımızın beyninde bir şey oluşuyor. Bir önyargı oluşuyor. Bu önyargı dolayısıyla orada yetişen arkadaşımız maalesef kendilerini ifade edemiyorlar. Bakın burada davetli iki arkadaşımız daha vardı. Evet, isimlerini söylemem tabii. Onların gelemeyişinin, onun gelişinin tek şeyi ben çalıştığım kurumda kendimi ifade edemedim, diyemedim. Ben nasıl şimdi televizyonda bunları söyleyeyim? Evet. İşte bu var olan bir baskı. Ama bu baskı haksız, yersiz. Biraz sonra hanımefendiler de zaten derneklerimiz, dernek başkanımız. Onlar daha çok birebir yaşıyorlar. Daha ilerideki bir zaman diliminde evet. Açacağız efendim. Hocam hemen isterseniz o yurtlarda yetişmiş tıpkı sizin gibi öğretmen arkadaşımız Yılmaz Bey'e, Mevlüt evet. Bey'e dönelim. Hocam Ünal Beyler çok eski tarihlerde oradan ayrıldılar. Evet. Muhakkak sorunlar hemen hemen aynı paraleldedir. Ama sizin gördüğünüz, sizin çektiğiniz sıkıntıları ortaya dökmek gerekirse neler söylenilebilir? Ben ilk öncelikle bu programı böyle hazırladığınız için, konuya vakıf, duyarlı bir yapımcı olduğunuz için sizlere teşekkür ediyorum. Geçen haftada bu anlamda yurtlarla ilgili bir yazı yazmıştınız. Tabii bizim toplantımızda orada gündeme geldi falan. Dendi ki ya Yasin abi de mi bizdendir? Hani o da mı böyle yurtlardan çıkmış bir abimizdir? Aynen böyle bizim gibi anlatmışsınız orada yazınızda da. Tekrar yine böyle bir canlı yayında böyle Afyonkarahisarlı hemşerilerimize
bu konu hakkında böyle bir bilgilendirme fırsatı verdiğiniz için size teşekkür ederek başlamak istiyorum. Teşekkür ediyoruz hocam, buyurun. Tabii Ünal abiler çok böyle 70'li yıllarda kuruluşlarda kalmışlar. Bizde böyle hani 2000'li yıllar dediğimiz, böyle hani milenyum çağı dediğimiz o zamanlarda yurtlarda kaldık. Aslında baktığımız vakit hani sıkıntılar benzer, ancak böyle zaman değiştikçe, böyle güncel yakın tarihlere geldikçe tabii çocuk profili, işte çalışan profili, toplumdaki sosyal sıkıntılar daha da farklılaşıyor. Ama bizim kaldığımız yurtlar güzel yerlerdi. Biz çok mutlu mesuttuk. Ünal abi böyle bir şey dedi. Böyle bir program var, katılır mısın? Ben bu programa böyle çok candan, böyle hiçbir sosyal baskı hissetmeden gelip, çünkü benim gibi çok fazla arkadaşım var. Ünal abinin dediği gibi 1400 Afyon'da. Benim daha farklı, ben başka Manisa'da işte eğitimimi aldım, bir kısmını. Bir kısmı Afyon'da oldu. Oralardan tanıdığım, böyle devlette üst düzey bürokrat olmuş kardeşlerim var bu anlamda. Yetişmiş mühendis, doktor arkadaşlarımız var, avukat arkadaşlarımız var. Hepsi de bu anlamda duyarlılar ve her zaman işte bulunduğu her ortamda evet biz yetiştirme yurdundan yetiştik diyebilecek özgüvene sahip insanlar. Kendini ifade etmede hiçbir sıkıntıları yok. Evet. Onun için biz de burada rahatlıkla böyle kendimizi ifade etmek adına programımıza katıldık. Tekrar teşekkür ediyorum ben sana. Biz de teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Hemen isterseniz Ferhan Hanım'la devam edelim. Ferhan Hanım, tabii ki bu kadar çok olumsuz haberler çıkmışken kız yurtları ile ilgili onları ifade edebilecek, en güzel ifade edebilecek, daha doğrusu ifade etmek anlamında Yetiştirme Yurdu Derneği'nin başkanlığına geldiniz. İsterseniz oradaki sorunlarla da, kız yetiştirme yurdundaki sorunlarla başlayalım. Oradaki en büyük sıkıntı ne size göre? İyi akşamlar herkese. Böyle bir fırsat verdiğiniz için çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Ferhan Hanım, buyurun. Vallahi bizim yurttaki sıkıntılarımızın çoğu 53-95'ten gelen çocuklarımızla ilgili oluyor. Yurdumuzda genelde annesi babası olmayan çocuklardan ziyade istismara uğramış, ailede şiddet görmüş, suça karışmış. Genelde bu tür çocuklar geliyor. Sonra genç yaşta evlendirilmiş, kaçmış. O tarz çocuklar geliyor bizim yuvaya. Onlar hakikaten çok fazla sorun teşkil ediyorlar. Geldikleri yere alışamıyorlar, dışarıyı görmüş oluyorlar. Yanında bulunduğu diğer çocuklara da kötü örnek teşkil ediyorlar. Evet. Şimdi bu rehabiliteye gidecek olan esas çocukların buraya gelmesi, bizim yuvadaki çocuklar için çok büyük sakıncaları var. Zaten en büyük sıkıntı da sanırım orada başlıyor. Evet. Çünkü Afyonkarahisar'da herhangi bir rehabilite merkezi yok. Yok. Dışarıda suça karışmış, evet, istismara uğramış bir kız kardeşimiz direkt tutulduğu gibi getirilip, evet, kız öğrencilerimizin, yani kız yetiştirme yurduna bırakılıyor. Evet. En büyük sıkıntı bu. İsterseniz hemen Semih Hanım'la da isterseniz onunla da bir konuşalım bu konuyu. Semih Hanım, kız öğrenci yurdunu bize biraz anlatabilir misiniz? Çünkü o kadar çok ön yargı var ki, biraz önce Ferhan Hanım'a söylediğim gibi. Yani orada neler oluyor? Sabah kalktığında insanlar, daha doğrusu çocuklar ne yapıyor? Ki ben bunları biliyorum ama isterseniz o ön yargıyı kırabilmek adına bence en iyi ifade edecek olan sizlersiniz. Bizim kız yetiştirme yurdunda 34 öğrencimiz var şu anda. Bunların 20'si 53-95'ten koruma yasasıyla gelen, çocuk koruma yasasıyla gelen öğrencilerimiz, çocuk kızlarımız. Çok özür diliyorum. 53-95 neydi hocam? Çocuk koruma kanunu. Çocuk koruma kanunu. Ondan dolayı gelen, işte suça yatkın, bazı istismarlar sonucu gelen kızlarımız. Bir de 4 tane de çocuk evimiz var. Çocuk evimizde 24 saat başlarında anneleri, bir öğretmenimiz var, ödevlerine yardımcı olacak. Bunlar çocuk evlerinde yetişen çocuklarımız temizlikten çamaşıra kadar her şeyi kendileri yapıyorlar. Anneleri gösteriyor, yemek, çamaşır, her şey onlara ait. Yani anneleri, bir ailede orada bir anne var. Biyolojik bağı olmayan bir anne. Hayır, hayır. Atanmış 24 saat başlarında bir anne var. Onlarla kahvaltı hazırlıyorlar, yemek yapıyorlar, temizlik yapıyorlar,
çarşıya, alışverişe gidiyorlar. Her ihtiyaçlarını bir ailede nasıl bir yaşantı var, öyle yaşıyorlar. O çocuklar bizim için artık sorun teşkil etmeyen, bize hiç yük olmayan çocuklarımız. Evet. Bizim asıl sorunumuz, arkadaşımın da bahsettiği gibi, yurtta 53-95'ten gelen kızlarımızla 28-28'den gelen kimsesiz çocuklarımızın arasında olan diyaloglar. Evet. İşte onlar örnek alıyorlar. Çocuklarımızın terbiyeleri bozuluyor. Artı o, bizim yurdumuz otelden farkı yok. Yemek, içmek, giyecek, hiç, her şeyleri tam tekmil. Yani çocukların sadece sevgi ve şefkate ihtiyacı var, güvene ihtiyacı var. Kız yetiştirme yurdunda yetişip ya da orada barınıp suça karışan hiçbir kardeşimiz var mı? Vallahi oluyor tabii zaman zaman. Hayır. Yani. Tabii bunun sebebi de o biraz önceki yasadan bahsettiğim, yurda alınan çocuklardan, o ablalardan öyle sanırım. Öyle bir şey ki onlar bir kişi geliyorlar, üç kişiyi götürüyorlar. Bir de öyle bir durum var orada. Çünkü çocuk hocam yani yaş, hani derler ya, ağaç yaşken eğilir ya da ne bileyim, karşıdaki kişi nasıl davranırsa haliyle insan ister istemez etkiler. Şurada Mevlüt hocam bize ders anlatmaya başlasa biz muhakkak Mevlüt hocamdan etkileneceğiz bu durumda. Evet. Bir de ben burada şurada söze girmek istiyorum. Çocuklar kendi akranlarıyla daha rahat irtibattalar. Evet. Birbirlerine bu kültür aktarımı dedi. Çünkü sokaktan gelen çocuklar bunlar. İşte sokaktaki kültürü, efendim çocuk cinsel olarak bir istismara maruz kalmışsa bunun da bir kültürü vardır. Yani bu kültürü orada işte yatakhanede grup odasında beraber yattı. Yani yaşadığı tecrübeyi, sıkıntıyı, belki şiddeti akşamında o hemen yanındaki arkadaşına anlatıyor. İşte birkaç gün yemekte, şurada burada beraberlikte bir bakıyorsunuz ki Ferhan Hanım da dediği gibi 3 gün sonra beraber toplu olarak kaçmışlar. Aynı deneyimi, aynı kültürü orada sokakta beraber yaşıyorlar. Yani. Evet. Kısa bir ara verelim. Kısa bir reklam arasına gidelim. Sonra kaldığımız yerden devam edelim isterseniz. Sevgili izleyiciler, sizin de kızınız, sizin de çocuğunuz, evladınız muhakkak var. Oldu ki Allah korusun yarın başınıza bir iş geldiğinde çocuğunuzun yetiştirme yurdunda yaşamak zorunda olduğunu, gerçeğini unutmamanız açısından bu programın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Kısa bir reklam arası. Özdilek'te giyim ürünlerinde sezon indirimi başladı. Özdilek, Özdilek, alışverişte sın sıcak bir gelenek. Ayakkabı ve çantada modanın adresi. Şimdi D-Smart olmanın tam zamanı. İşte faturasız D-Smart'ın büyük fırsatı. D-Smart uydu alıcısıyla birlikte 360 lira değerindeki dizi, film ve belgesellerle dolu eğlence paketi 2 yıl boyunca hediye. D-Smart uydu alıcısında tüm bu avantajlar sadece 199 liraya evinizde. Üstelik 40 lira değerindeki iç kurulum ve aktivasyon da ücretsiz. D-Smart demek eğlenceye özgürlük demek. D-Smart 444-55-65. Ayakkabı ve çantada modanın adresi. 31 yıldır tecrübemiz ve en son teknolojik makine parkurumuzla ilk günden bugüne Afyon Dinar'da balık ağından inşaat koruma ağına, halı saha ağlarından sportif ve hamak ağlarına kadar Turgay Balık Ağları olarak hizmetinizdeyiz. Bizim işimiz ağ üretmek. Evlilik hazırlığı yapanlar, şık çeyiz setlerinden ev aletleri ve ev tekstiline kadar ihtiyacınız olan her şey Ev Dünyası'nda. Karaca çeyiz seti 1750 yerine 1398 lira. Hisar çeyiz seti 3090 yerine 1950 lira. Aker çeyiz seti 1400 yerine 1099 lira. Ve tüm ürünlerimizde dileyene elden taksit, dileyene kredi kartına 10 taksit imkanıyla. Ev Dünyası'nda. İspo Fuar Çarşısı A'dan Z'ye tüm ürünleriyle Türkiye turunda Afyon İzmir Karayolu'nda hizmete açıldı. Züccaciyeden giyime, ayakkabıdan hediyelik eşyaya, parfümeriden bijuteriye tüm ürünleri inanılmaz fiyata bulabileceğiniz doğru adres. İspo Fuar Çarşısı. Evinizin tüm ihtiyaçlarını 8000 metrekarelik showroomumuzdan karşılıyoruz. Nerede mi? Beklenen gün geldi.
Evinizin yüzlerce ihtiyacı Polar Center'da. Dünyanın en seçkin markalarını yıllardır sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz. Beyaz eşyadan küçük ev aletlerine, mobilyadan züccaciyeye, aradığınız her şey Polar Center'da. Aynı zamanda beyaz eşyada birbirinden seçkin markaları bünyesinde bulunduran Poyraz Center'da her ihtiyaca uygun buzdolapları, çamaşır makineleri, derin dondurucular ve fırınlara kadar aradığınız her şeyi bulmanız mümkün. Birbirinden şık salon takımları, yemek odaları, yatak odaları, oturma grupları ve salon takımlarından dilediğinizi seçebilirsiniz. Evinizin tüm ihtiyaçlarını karşılamak için 8000 metrekarelik showroom'umuzda sizleri de bekliyoruz. Ve tüm bunların dışında Poyraz Center'da birbirinden güzel modelleri, birbirinden farklı çeşitleriyle bisikletler, motosikletler ve ATV'ler sizleri bekliyor. Ve en önemlisi Poyraz Center'dan yapmış olduğumuz tüm alışverişleri Türkiye'nin her yerine ekstra masraf ödemeden geniş servis güvencesiyle ulaştırıyoruz. Televizyonlarında sadece Kanal 3 57 takımın şampiyonluk yarışında 3. ligi takip ediyor. 3. lig 3. grupta Mor Şimşeklerin maç özeti, maç öncesi ve sonrası durum değerlendirmeleri ve 3. ligin 38 haftalık analizi spor severlerle buluşuyor. Salih Özkırıncı'nın hazırlayıp Adnan Eski'nin sunduğu Spor 3 her pazartesi Kanal 3 ekranlarında. Hırs, azim, güven, strateji, takım ruhu ve tek bir amaç, kazanmak. Süper Lig takımlarının maçları ve Kırmızı Şimşeklerin tüm karşılaşmaları yeşil sahalardaki ekranınız Sportif Futbol'da yerini alıyor. Dev arenalardan en şık gollerin analizleri, takım performanslarının değerlendirmeleri ve futbol dünyasından en sıcak haberler Necmi Aktunay'la Sportif Futbol'da. Bana bir yol gösterin yücelerden, bir kaynak gösterin ruhu serinleten, bir gül verin aşk bahçesinden. Evvel ve ahir zamanlar, insanı insan yapan tüm olgular, toplumsal çöküntüler, bireysel çalkantılar ve sadece arayanların bulacağı tüm yollar bu programda sizlerle buluşuyor. Zaman, insan ve yaşam seromanisi olan Aşk Bahçesi, Hülya Bozokluoğlu ve Ümit Demir ikilisinin yorumlarıyla ekranlardaki yerini alıyor. Eskişehir'e özel bir program. Gündem Eskişehir. Yerel ve ulusal basından çarpıcı satırlar, bölge ve ülke gündeminden en güncel olaylar, ekonomiden kültür sanata kadar hayatın hassas terazisine ilişkin çarpıcı açıklamalar ve Eskişehir gündemine damgasını vuran tüm gelişmeler masaya yatırılıyor. Zıt kutuplar ve gözlemci yaklaşımlar eşliğinde gündem Eskişehir, Zafer Çatel ve Pembe Koç'un analizleriyle hafta içi her gün Kanal 3'te.
Sevgili izleyiciler, kısa bir reklam arasından sonra tekrar sizlerle birlikteyiz. Birinci bölümde, daha doğrusu ilk bölümde yetiştirme yurtlarındaki sorunları masaya yatırmaya çalıştık. Ve o sorunlarla da devam edelim istiyorum. Ünal Bey'den isterseniz devam edin. Ünal Bey, biraz önce Mevlüt Hocam bir gelip üç gittiklerinden bahsedildi. Peki bunun önüne geçilemiyor mu? Orada o kadar çok öğretmenimiz, daha doğrusu görevli personelimiz ne yapıyor? Şimdi Yasin Bey, bir kasa domatesin içerisinde bir tane çürük domates olduğu zaman domateslerin diğer sağlamları da çürütür. Bu bir doğal, evet. Doğal bir kuraldır. Tabii bu da davranışlarda bunlardan bir tanesidir. Ancak buradaki biraz önce Ferhan Hanım'ın da bahsettiği o sıkıntıları yaşıyoruz. Onları aşarız, biraz sonra açarız ama ben bu şeyden gireyim isterseniz. Bu 12-18 yaş veya yetiştirme yurtlarına veya yuvalara gelen şartları bir isterseniz söyleyeyim, sonra oraya bir gireyim. Tamam. Şimdi biraz önce Ferhan Hanım da söyledi, 28-28 sayılı yasa ve 53-95, yani 28-28 anne babadan birisinin öksüz olup olan çocuklarımızın önce 0-6 yaş grubunda ise 0-6 yaş grubuna, 7-12 ise 7-12 yaş grubuna, 12-18 12 yaş grubu, 3 grubumuz vardı bizde. Oralarda yetişiyor o çocuklarımızda. Ve o çocuklarında bir sıkıntı yok. Zaten dernek başkanları da bunu söyledi ama 93-95'ten gelenler, demin söylenilen, işte onlar bizi üzüyor. Ancak tabii üzüyor derken onlar da bu milletin, bu vatanın çocukları. Yani hiçbiri suçlu değil. Bakın bunun altını çiziyorum bir eğitimci olarak. Hiçbiri suçlu değil. Zaten yasalarını da suçlu kabul etmiyor. 18 yaşına kadar. Hiç kimseyi. Ama suç mağduru. Zaten tarifte de bu. Suç mağduru ve suça itilmiş diyor. Asla o çocuklarımız suçlu değil. Onu söyleyeyim. Bir. İki. Şimdi biz eğitimciler şunu iyi biliriz. 12-18 yaş arasındaki ergenlik dönemindeki çocuklarımızın hepsinde nasıl bir ergenlik yaşayacağı, nasıl bir ergenlik geçireceği, devresi geçireceği bilemeyiz. Evet. En sağlıklı görünen ailenin çocuğunun zor şartlarda, sıkıntılarla ergenlik geçirdiğini de biliyoruz. Biraz önce yani o çocuklarımız da öyle yani. Evet. Biz bir değil. Dolayısıyla o dönemdeki çocuklarımızla ilgilenmek, o dönemdeki 12-18 yaş arasındaki gençlerimizle ön gençlik veya ergenlik dediğimiz dönemde problemlere başa çıkmak böyle yürek ister Yasin Bey. Yani kolay değil. Biz burada veya işte basında şurada burada atıyor herkes, sıkılıyor. Şimdi ben buradan bizi yetiştiren müdürümüze, müdürlerimize, öğretmenlerimize candan teşekkür ediyorum. Hepsinin ellerinden öpüyorum. Biz iyi ki onlar bizi yetiştirdiler. Biz her yerde bunu şükranla anıyoruz. Ölenlere de Allah rahmet eylesin. Daha geçenlerde Dilaver hocamız rahmetli oldu. Yani 13 sene önce rahmetli oldu da. Ondan sonra biz yurtta vefa borcu olarak onu andık. Ve hepimiz gözyaşlarına boğulduk. Evet. Müthiş bir şey bu. Bunu böyle anlatılmaz bu. Yani bu, farklı bir kardeşlik ortamı ki, var diyorsunuz. Ama 12-18 yaşındaki o sıkıntılı dönemde biz oradayız. Ve bizimle baş edecek. Deli dolu çağlarda. Tabii ki herkes için bir. Bir tek bizim için değil. Dolayısıyla o dönemdeki yaş grubunu, yaşın özelliklerini bilmek lazım. Evet. Herkesinki sıkıntılı. Ama ben inanıyorum ki bir eğitimci olarak biz daha az sıkıntılıydık. Biz daha az sıkıntılıydık. Çünkü aynı yaş grubumuz. Arkadaş, istediğimiz tipte, istediğimiz ahlakta arkadaş bulabilirdik. İstediğimiz yaşta, istediğimiz oyun arkadaşı bulabiliriz. Ama bugün çocuklarımızın oyun arkadaşlıkları yok. Bulamıyorlar. Biz sokakta doya doya oynadık. Şimdi çocuklarımız oynayamıyorlar. Ben kızımı dışarı çıkartamıyorum. Yavrum çık dışarıda. Oyna ya, çocukluğunu yaşa. Çıkamıyor. Çıksam baba kimle oynayacağım diyor. Diğerleri yok. Dolayısıyla biz orada sağlıklı yetiştik Yasin Bey. Buna emin olun. Evet. Bakın biz burada böyle bir şeyi kapatmak için söylemiyorum. Çünkü 12-18 yaş genellikle sıkıntılı. Sıkıntılı bir dönem. Ama bize göre sıkıntılı. Ama yaşının normal davranışı bu. Ergenlik dönemindeki özellikler bu. Ha, bunu bizi yetiştiren şu anda da mevcut personele de ben teşekkür ediyorum. Yani orada görev yapmak da kolay değil. Evet. Kendi çok özverili oluyor onlar. Evet. Kendi çocuklarıyla... Ben o konuda çok size katılmıyorum ama buyurun hocam. Kendi çocuklarımızla bile sıkıntı yaşadığımız bir dönemde onlar sağ olsunlar bizimle ilgilendiler. Ve şunu da ilave edeyim Yasin Bey. Her yıl 7 Temmuz ayının ilk haftası pazar günü biz aile pikniği düzenliyoruz. Yetiştirme yurtlarına yetişmiş. Orada görev yapmış büyüklerimizi davet ediyoruz. Bizim müdürümüz Antalya'dan, Serik'ten kalkıp geliyor sırf çocuklarımı göreyim diye.
Biz böyle bir bağ oluşmuş. Evet tabii ki güzel bir ailemiz var. Zaten bizim biz aile derken bunu kastediyoruz. Evet. Türkiye'nin en büyük ailesi derken biz bunu kastediyoruz. Hocam tabii ki Yurtaylar çok büyük bir aile ama isterseniz yetiştirme yurtlarına dönelim. Bu manada ben bir tabii ki buyurun Mehmet Bey. Az soru yoksa ben bir soru tabii almak istiyorum. Başkanıma sorduğunuz hani bir gelip üç gitme noktasında oradaki arkadaşların fonksiyonu ne diye. Ben hem kız yetiştirme yurdunda çalıştım hem erkek yurdunda çalıştım. Başımızdan tabii nöbet tutuyoruz. Bu bir gelip üç gitmelere biz de şahit olduk yani. Bizim kuruluşlarımız açık kapı sistemiyle çalışan kuruluşlardır. Çocuk istediği saatte çıkar gelir ve biz onu alırız. Ancak gitme noktasında biz tabii çocuğu ikna etmeye çalışırız, konuşuruz. Ancak çocuk bir defa suça bulaşmışsa, suça sürüklenmişse, bir istismara maruz kalmışsa ve artık bu düzenli olarak kendisinin de isteğiyle çocuk istiyor yani istismar edilmek isteniyor. Hani bir şekilde maruz kalmış, bir sokak hayatına alışmış. Ben çıkacağım diyor. Yani kapıya işte güvenliğimiz var bizim, işte gece bekçimiz var, nöbetçi amir arkadaşlarımız var. Çocuğun önüne duramıyorsunuz yani. Hani durduğunuz vakitte de çocuğun görevli arkadaşlara fiziki müdahaleleri olabiliyor. Hocam buradaki sıkıntı sadece şunun için söylemiştim. Hani biraz önce dediniz ya bir gelip üç gidiyor. Evet. O bir gelen zaten rehabilite edilmesi gereken çocuğumuz. Evet. Ama o iki giden... Evet. Asıl önemli olan sanırım buradaki orada görev yapan personel arkadaşlara mı düşüyor bunun iki gidip gitmemesi? İşte o tamamen şimdi bizim yetiştirme yurtlarımız bundan 2005 yılında çıkmıştır bu çocuk koruma kanunu. Gerçi bizim mesleki arkadaşlarımız arasında bunun adı çocuk koruyamama kanunudur. Yani biz çocuğu çok koruyamıyoruz bu kanunda. Sıkıntı ne hocam bu kanundaki? Buradaki tabii sıkıntı en baştaki sıkıntı bu çocuk koruma kanunu hazırlanırken işte bilimsel kurul toplandı, bu çalıştay yapıldı vesaire deniyor. Hani bu bilimsel tamam her birisi alanında değerli insandır, profesördür, psikologdur, psikiyatristtir. Bunlar merkezde işte bu çeşitli üniversitelerde olan akademisyenler. Bundan ziyade bence bu konuda bu çocuk koruma kanunu yapılırken bizim kuruluşlarda çalışmış işte öğretmenlerimiz vardır. Çeşitli mesleki gruptan uzman arkadaşlarımız vardır. Psikologlarımız, psikiyatristlerimiz vardır. Bu kanunlar yapılırken bizzat bu alanda tecrübe yaşamış arkadaşların fikirleri alınarak bu kanunlar yapılması lazım. Evet. Hani merkezden bu kanunları yap gönder ve bu çocuğu bu kanunla koru denmez yani. Evet. Onun için böyle malzemenin olduğu yerde işte bir önümüzde bir bilgisayar var. Bu malzeme nereden icat edilmiş? Falanca ülkeden, falanca fabrikadan. Bununla birlikte bunun da kullanma kılavuzu gelir değil mi? Şimdi bizim burada malzeme elimizde, çocuk elimizde ancak bunun bu şekilde bu çocuğun eğitimiyle ilgili vesairesiyle ilgili planlar başka yerlerden, başka mercilerden yapılarak bize gönderiyor ve buna göre bu çocuğu burada sosyal hayata adapte edin, buna göre bu çocuğa bakın, yedirin, içirin, buna göre bu çocukla irtibata geçin diyorlar. Şey galiba, ıslah evleri de kapatıldı şimdi. Islah evlerine gidilmesi gereken, gitmesi gereken çocuklar bize geliyor. İşte o yönde birazcık sıkıntımız var. Şimdi ıslah evlerinin noktası daha farklı bir nokta. Islah evleri Adalet Bakanlığı'na bağlı bir bölümde. Bizim sosyal hizmetlerle ilgili bu çocukları kapsayan rehabilitasyon merkezleri. Suç işlemiş olanlar. Koruma ve bakım rehabilitasyon merkezlerimiz ve bakım ve sosyal rehabilitasyon merkezlerimiz var bizim. Bu anlamda sıkıntı yaşayan çocukların kalabileceği birimler olaraktan. Tabii bunu herkes söylüyor, bunu biz de söylüyoruz, bunu dışarıdan insanlar da söylüyor. İki farklı karakterdeki çocuk ya da çocuk grupları bizim kuruluşlarımızda barındırılmaya çalışıyor. Tabii bu tutmuyor. Çok yani. Sıkıntı oluyor. Burada biz nitelikli insan yetiştiremiyoruz. Daha da böyle elimizde böyle yetiştireceğimiz devlete, vatana, millete faydalı olabilecek çocukları biz onları da kaybediyoruz. Yani. Çünkü biz, ben de kurulun yanında yaşta yanında. Orada 8-5 çalışıyorum. Evet. Nöbetçi olduğum vakit 24 saat çalışıyorum. Ancak o çocuklar daha çok işte o yanındaki arkadaşıyla beraber yani. Velev ki onların arasında böyle bir tane, üç tane, beş tane çocuk bulaştı mı biz böylelikle bir nesli kaybediyoruz. Kimse de bu noktada tabii herkes duyarlı ancak yapılması, bir şeylerin yapılması noktasında kimse pratik hareketler yapmıyor. Yani. Hocam şu olabilir mi bunun sebebi? Orada yetişmiş sizin gibi Ünal Bey gibi değerli insanların biraz daha toplum önüne çıkıp kendilerini ifade edip hani biraz önce sosyal baskıdan bahsettik ya. Evet. Kardeşim ben bu yurtta yetiştim ama ben öğretmenim, ben öğretmen oldum dememeleri yani kendileri ifade kendilerini ifade noktasında biraz daha böyle geri atmış olabilir mi?
Yani bence ondan ziyade bizim kesinlikle ifadede hiçbir sıkıntımız yok. Hı. Devletin ilgili mercilerindeki üst düzey amirlerimiz bu noktada hani onların bunu ihtiyaç hissetmeleri lazım. Ya evet, yurtlardan yetişmiş, onlarla ilgili en güzel empatiyi kurabilecek olan işte yine onlar gibi toplumda bir yere gelmiş insanlardır deyip onların bizim görüşlerimizi hani bu anlamda biz kesinlikle ya evet bu işi en iyi biz yaparız, biz gelelim oralarda yönetelim falandan ziyade biz şu an önümdeki raporlar yine bizim bakanlığımızdaki ilgili birimlere sunuldu. Ama bunun ziyadesinde biz dedik ki ya bunlar bizim Afyon ölçeğinde düşündüğümüz, bizim Yurtaylar'la beraber organize ettiğimiz çalışmalar. Bu çalışmaları yine yurtlardan çıkmış, yani şu an sayısını ben net hatırlamıyorum. Başkanım Afyon'la ilgili 1416 rakamını verdi, ancak Türkiye'nin 81 ilinde bizim kuruluşumuz var, olmayan kuruluşumuz yok. Tabii bu sayıya baktığımız vakit çok daha belki 50 binlere, 60 binlere, 100 binlere ulaşan bir rakam var. Bunların da hepsi bu anlamda devlette bir şekilde yani asgari düzeyde memur olmuş arkadaşlar. Tabii daha üst düzey abilerimiz tabii de var. Tabii ki hakimler, ancak savcılar, işte, avukatlar. Yani bu insanlara müracaat etmek lazım. İşte bu başarı öykülerini dinlemek lazım. Yani devletteki bence bu anlamda, bu alandaki sıkıntıların sürekli artarak devam etmesinin sebebi bu yani. Sormak lazım. Siz hem erkek öğrenci yurdunda hem de kız öğrenci kız yurdunda. Evet, her iki yurtta çalıştım. Bunun öncesinde Gümüşhane'de kız yetiştirme yurdunda ve çocuk yuvasında çalıştım. Kısa bir dönem burada kız yetiştirme yurdunda bir idarecilik görevimiz oldu. Akabinden de erkek yetiştirme yurdunda öğretmen olarak çalıştık. Yani sosyal hizmetlerle ilgili bütün birimlerde çalıştık diyebiliriz. Hemen konuya hakimiz diyorsunuz. Semih Hanım, buyurun. Ben bir şey katabilir miyim? Tabii ki, buyurun. Bu bir gelip üç giden kızlarımızın nedeni olarak ben altyapı eksikliği olarak düşünüyorum. Çünkü bizim yurtta şu anda bir psikologumuz var. 34 kızımız var. Bu psikolog resmi yazışmalara ancak yetiyor. Ne rehabilite edebiliyor, ne teke tek görüşebiliyor. Yani altyapı yok. Madem gönderiyorsunuz, oraya psikiyatriyi de gönderin, psikoloğunu da gönderin, memurunu da gönderin. Orada kendileri müdahale edebilsin. O kız orada krize girince direktman ambulansla işte hastanelere gidiyor. Orada anide öbür yani kızlarımız görmedi. Yok. Yani psikoloğumuz yetmiyor, bence hiç yetmiyor. Sadece resmi şeylere, yazışmalar ancak yetiyor. Teke tek hiç olmuyor. Her ne kadar ne olursa olsun Peren Hanım, suça bulaşmamış olabilir ama anne ve babadan yoksun bir çocuk her zaman için suça meyilli bir çocuktur. Boşluk var çünkü. Söylüyorum hocam. Evet. Yani bu noktada psikologların ya da artık danışmanların mı diyelim, onların muhakkak orada olması konusunda herhangi bir yere müracaat ettiniz mi, söz konusu oldu mu? Valla daha önce vardı da bu sefer daha yeni gitmiş, tayin olmuş. Daha yeni yani. Rehber öğretmenlerimiz vardı. Evet. Psikologumuz bir tane. Biz bunu yani kadrolu olmasa da gönüllü olarak çalışabilecek mi diye çok üzerine gittik ama gönüllü olarak maalesef pek şey yapamadık. Hocam isterseniz psikologun önemine de sizinle devam edelim yurtlardaki. Ben hemen şunu bir ifade etmek istiyorum. Aslında iki oturumda da 5395'e kaydı konuşmalarımız. 5395 artık bırakalım diye düşünüyorum. Müsaade ben dersiniz. Tüm çocuklarımız için tabii dedim ki bunu. Hepsinin psikoloğa ihtiyacı var, var ya. Var, var. Bence de çünkü hepsi babadan yoksun haliyle, o sevgiden yoksun çocuk bence boşlukta ve suça meyilli bir çocuktur. Ben aslında şunu söyleyeyim. Tabii ki danışmanlık önemli. Yani bu ruhsal danışman, psikologlar veya eğitim danışmanları da önemli. Zaten benim için de eğitim bu danışmanlar. Bu manada da zaten sizin bir iş yeriniz var. Doğru. Evet. Şimdi şöyle söyleyeyim. Herkese danışman lazım. Evet. Herkese lazım. Her yani, aileye evet, danışman lazım. Evet, biz de yetemiyoruz yani bazen. Bunun için oradaki çocuklarım da mutlaka lazım. Ki oradaki öğretmenlerimiz, onlar da bizim gibi eğitim fakültelerinden mezun olmuş arkadaşlarımız. Onlar da bu dersleri almış, bu çapta arkadaşlar. Fakat uygulama alanı özel bir alan olduğu için özel yetiştirilmesi lazım. Evet. Yani illaki psikolog tabii ki önemli ama orada çalıştırılacak eğitimcilerimizin de bu alanda oryantasyon eğitimi alarak onlara uygun neler yapılabileceği noktasında bir şeyler, çözümler getirin, önermeleri lazım. Şimdi Yasin Bey, şöyle ben bu 633 sayılı kanunda kararnameyle özel idarelere devredilen seyir çekim bir altyapısını inceledik. Orada şöyle bir şey yakaladık biz. Aslında danışma daha ilk o alana gelmeden
her ailede riskli bölgelerde danışmanlık getirilmesi lazım. Yani şimdi çocuk şu andaki koruyucu hekimlik gibi. Şu anda nasıl koruyucu hekimlik var? Hasta olmadan bile doktor geliyor, soruyor. Nesiniz, neyiniz var, neyiniz yok. Bizi devamlı sürekli sağlığımızı müşahede altına alıyor. Bu riskli bölgeler var Afyonkarahisar'ın. Biz bunları biliyoruz. Sizler de biliyorsunuz. Bu riskli bölgelerde danışmanlık eğitimi, danışmanlık hizmeti verilmesi lazım. Aynı çocuk sağlık koruma, aile sağlığı, aile hekimlerinin olduğu yerlerde de bir tane de eğitim danışmanları veya sosyologlar, psikologlar o alanda oralarda görev yapması lazım. Yani bir ayrı bir mefruşata, ayrı bir şeyde gerek yok. Devlet kız yurdunda çalıştırır. O riskli bölgelerde çalıştırsın ki olaylar bu ana gelmeden önce engellensin. Evet, aileler. En önemlisi o zaten. Evet. Ve ben hatta şunu dönerdim. Çocuk masumane bir şekilde okuldan kaçtı. Kaçar. Biz de yaptık. Kaçtı zamanında öğrenciyken. Fakat bu masumaneler çoğalınca bu sefer farklı mecralarda buluyor çocuk kendini. Ve ondan sonra bir bakıyorsunuz suça bulaşmış. Suça karışmış. Ve sonuçta da işte 1395'de çocuk koruma kanunuyla rehabilitasyon merkezlerine gittirmesi lazımken bizim kurumlarımıza veriliyor ve bizim kurumlarımızda da sıkıntıları yaşıyoruz hep beraber. Aslında biz oradan ziyade tabii ben burada yurt aileler temsilcisi olarak buradayım. Varlığımızın buradaki sebebini de topluma ve o alana kattığımız değerleri anlatmak istiyorum. Bu da benim için önemli. Dolayısıyla biz şu anda bu duyarlılığa sahip 46 ilde kuruluşumuzu tamamladık. Yasin Bey. Ve şu anda bizi dinleyen bütün Edirne'den, Antep'ten, Yozgat'tan, Konya'dan arkadaşlarıma da hep bütün başkanlarımız. Twitter'dan da zaten şu an çokça sorular hatta görüşler de düşmeye başladı. Hocam Kudret Bey göndermiş. Görev yapan personel duyarlı değil. Çocukları benimsemesi lazım. Gibi bir görüşte bulunmuş. Konuda neler söylersiniz? Şimdi ben kuruluşlarda çalışan arkadaşların kesinlikle hani duyarsız olduğunu düşünmüyorum. Benim de her iki kurumdaki arkadaşlarımla da çalıştık. Hepsi özverili arkadaşlar. Çok hepsi özverili. İyi niyetli arkadaşlar. Evet. Ancak gerçekten. Yani bu arkadaşlar sistem kendilerini desteklemedikçe çok bir şey yapacaklar.